Saygıdeğer izleyenler, şu anda Ünye'nin en güzide yerlerinden Yalı mevkiindeyiz. Yalı mevkiinde doğmuş, büyümüş Ünye'nin güzel evladı Kolsuz İshak lakaplı İshak Şafak'la beraberiz. İshak Şafak kardeşimiz "Deniz bizden korkardı" diyerek cümlesine başladı. Biz İshak Şafak'la burada Ünye'nin yetiştirdiği saygın devlet ve millet insanlarından, millet adamlarından Deniz de olduğu gibi boksta ve güreşte de gerçekten kendisini kanıtlamış, Devlet Bakanlığı, Tarım Orman, Köy İşleri Bakanlığı yapmış güzel evlat, Allah dostu Refaettin Şahin abinin de Deniz'le olan maceralarını konuşacağız. Evet, biz söze altın madalyalı yüzücü İshak Şafak'ın Deniz'le olan muhabbetiyle girelim. İshak Şafak, kaç doğumlusun? 1943 doğumluyum. 43, Ünye doğumlusunuz. Ünye doğumluyum. Orta Yılbazlar Mahallesi'nin, yani orada doğdum. Oranın insanından sakinlerinde birisiniz. Yani anamız bizi denizin içinde doğurdu. Biz denizden hiç korkmayız. Deniz nasıl şey olursa, istediği kadar azgın olsun. Azgın olsun. Yani biz, deniz bizden korkar. Deniz bizden korkar. Evet, abimiz bizi, Refaettin abimiz, bakan marhum. Evet. Refaettin abimiz bizi yetiştirdi. Çok güzel. Yani yüzme genel müdürdü. Beden terbiyesi genel müdürüydü. Yani 1 Temmuz'da yani bizi en aşağı 10 arkadaş, yani ismini o de o isimleri yad et, hatırlayalım bakalım. Hatırlayalım. Hayatta olan var mı? Ayakta olan, Ömer Sancak hayatta. Evet. Allah ondan selamet sonra versin. Daha yok yani şey, rahmetlileri say. Rahmetlileri Uğur Şahinbaş, Ahmet Toksoy, Şakir Vidini, Metin Çağlar, İbrahim Babacan, bunlar vardır. İbrahim Babacan. İsmail Hakkı? İsmail Hakkı sonradan geldi. Yılmaz sonradan geldi. Sonradan geldi. Evet. Şimdi bunları hepinizi beraber Deniz Bayramı'nda ne yapardı? Bizi abimiz sen şuna girdirdi. Mukamete Sebahattin Şahin girerdi. Onun peşinden Metin Çağlar. Onun peşinden ben şey yapamazdım. 100 metre en süratli ben yüzerdim. Ondan sonra diğerleri yani şey yapardı, ikinci yapardı. Yani sen bu şeyi yapacaksın derdi abimiz Refaettin. Saygıdeğer izleyenler, mukavemet dediği denizde yüzmeye tahammül gösteren insan demek. Yani denizde 10 tane arkadaşı böyle salarmış, denizle barışık, onları yüzdürürmüş. Kendisi su altı yüzmede çok birincidir, çok. Bundan sonra ben aldım. Örnek ver. Ondan mesela nereden yani, suya daldığında ne kadar yerden yani, çıkardı Refaettin abi? Kalabuzun, eski Kalabuzun, 100. yılın. Yani 100. yılın oradan dalardı, köprüden çıkardı. Köprüden çıkardı. O kadar ciğerin altında, ciğeri sağlam. Evet. Onun alıştırdığı ben, İshak Şafak. Sen ne kadar yüzerdin? Ben de hemen hemen aynı. Aşağı yukarı aynı. 100. yıldan dalıp köprüden çıkıyordun. Evet. Çok güzel. Yani. Şimdi Karadenizli yüzmeyi fazla bilmiyor diyoruz ve her yaz sezonunda Ünye'de ve bölgemizde genellikle de Karadenizliler boğularak yaşamını yitiriyorlar. Yani, o yani, insanlarımıza rahmetli Refaettin Şahin olimpik yüzme havuzu temeli attı saygıdeğer izleyenler. Evet. AK Partili yetkililer bu Ünye'ye şimdi fazla dediler. Onun temelini iptal edip başka bir şeye çevirdiler. Halbuki evet. Karadeniz'de insan son derece iyi
Ünye'ye çıkması lazım ama Erzurum'dan evet. sağdan soldan çıkıyor, Karadeniz'den çıkmıyor. Niye? Yüzme merakı yok. Karadenizli'de bu yok. Bu merakı insanlara nasıl aşılamak lazım? Sayın yani, yüzücü kardeşim. Bu yüzme havuzu şart bizde. Yani çok basit öğrenmek, çok basit. Bir küçük yavrusunu at denize, nasıl ayaklarından, ellerinden çaba gösterir, suyun yüzünde duruyor. Boğulmamak için. Boğulmamak. Için. Yani evet. bir insanı da yani öğretin, hoca olacak. Yani çok basit öğretmek. Yani ayakların sallayacaksın, suyun üstünde dur. Kolların da denge tutacaksın, suyun üstünde durabilirsin. Akıntıya karşı yani çok basit. Yani burada bir yüzücü olarak yerel yöneticilere bir mesaj ver Sayın yani, Şafak. Yani Ünye'de gerçekten insanlarımızı kahve köşelerinde 51'le şunla bununla buluşturmak evet. yerine bir denizde buluşturarak yüzmeyi evet. öğretecek kişiler çıkması lazım diye evet. düşünüyorum. Yüzme. Sen buradan sen söyle yüzücü yani, olarak. Bana da gelseler ben de öğretirim. Çok basit yani öğrenmek. Belediye yetkilileri yapsın, yerel yönetim tabii, yapsın, kaymakamlık yapsın. Onlara çağrıda bulundum yani, burada. Ben emekliyim, beden terbiyesi, spor şeyinden emekliyim yani. Yani yüzme hocalığı ben de yapabilirim diyorsun. Yaparım, gösteririm. Zaten futbol altyapıyı da çalıştırdım. Evet. Her şeyi var bizde yani istikbal yani. Saygıdeğer izleyenler, İshak Şafak aynı zamanda da Yağlı Direk'ten 3 kez bayrak almayı başarmış şampiyonlardan da bir tanesi. Evet. Dib'den de aynı şekilde ördek almadan var 3 defa net aldım yani hiç. Yani bu saygıdeğer izleyenler İshak Şafak'ın kazandığı madalyalardan bir tanesi. Onun madalyasını gösterirken bir de rahmetli Allah dostu Refahettin abimizi şöyle gerçekten yad etmek istiyoruz. Çünkü insanlar ölümsüzdür saygıdeğer izleyenler. Allah dostları, Allah'tan başkasına secde etmeyenler ölümsüzdür. Tabii. Allah öyle diyor. Kula kulluk yapandan fayda yok. Ama benden isteyin ne isterseniz diyor. Onun için Refahettin abim ne istemişse Allah'tan istemiştir. Allah da ona fazlasıyla vermiştir. İşte ölümsüz devlet millet adamlarından Refahettin Şahin ve onun ekmek yedirdiği insanlardan İshak Şafak, yüzücü şampiyon.